İsterseniz biraz daha millet toplanana kadar biraz teori bir şeylerden bahsedelim, konuşalım. Bu oturumun amacı aslında daha önceki oturumların devamı olan, aslında şimdiye kadar yaptığımız şeyleri hep bir projenin etrafına böyle dallandırıyoruz. İşte Demori diye bir açık kaynaklı key value database yazıyorduk Go'da. Onun server tarafını yarım yamalak yazmıştık. Map, list ve cache var içinde şu anda. Ondan sonra onun için bunu Kubernetes'e nasıl deploy edebiliriz, o kısma bakmıştık. Daha sonradan da buna bir tane Go client, dün geçen session, geçen pazartesi günkü oturumda bir Go client'ına bakmıştık. Selam Yusuf. Şimdi buradaki amacımız da şu olacak. Şimdi bir teknoloji var elinizde. Bu teknoloji olabilir, yani bir ürün olabilir, aynı MySQL gibi, aynı işte Redis gibi, Hazelcast gibi bir ürün olabilir. Şimdi buna bağlanmak için de bazı dil, yani herhangi bir dil kullanarak buna SDK yazarsınız. Tamam mı? Bunun amacı nedir? Mesela Go SDK yazarsınız çünkü sizin teknolojiyi kullanan bir şirket var, bir müşteri var. Onların kullandığı dil Go. Dolayısıyla sizin teknolojinin Go SDK'yi var mı diye bakarlar. Java client yazarsınız çünkü müşteri Java kullanıyor kendi microservice havuzunda. Oradan işte Hazelcast ya da MySQL'e bir yere bağlanmak için Java client ya da driver'ı istiyorlar. Şimdi buradaki CLI biraz daha farklı. Selam Dilara. Buradaki işlem biraz daha farklı. CLI dediğimiz şey biraz daha böyle jenerik. Tamam mı? Bir CLI ortaya çıktığı zaman, yani Command Line Interface ortaya çıktığı zaman, genelde developerların beklentisi şu oluyor. Bunu ben Linux'ta çalıştırabilirim, Mac'te çalıştırabilirim, Windows'ta çalıştırabilirim. Sizin göreviniz burada şu oluyor. Bir CLI yazacaksınız. Bu yazdığınız CLI taşınabilir olacak. Aynı zamanda Windows'ta, Mac'te, Linux'ta kullandığında kullanım alanın, kullanım anlamında hiçbir, yani neredeyse fazla farklılığı olmayacak. Hani size aynı deneyimi sunması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki burada sanat mı yapıyoruz? Hani sanat demeyeyim ama bayağı önemli bir şey aslında. Yani sizin ürününüzün reputasyonunu gösteren önemli kalemlerden bir tanesi. Yani ben Demory up dediğimde bana bir cluster yaratıyorsa, yani bir sistemde, bir cloud'da bir cluster yaratıyorsa, bu gayet de şık bir şey. Yani böyle bir deneyimi sunabilmeniz bence çok güzel bir şey. Şimdi bunu yaparken de tabii şöyle, nasıl yazdığınız bir kenara, bunun işte parametreleri nasıl olacak, başka hangi tool'lar var, developer'lar ya da diğer kullanıcılar bunun nasıl alışkanlığı var, onun aynısını nasıl buraya taşıyabilirim? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Herkes Git kullanıyor, Kubectl kullanıyor. Başka değişik popüler CLI'ları önünüze dizebilirsiniz. Onları, yapılarına bir bakarsınız. Mesela dersiniz ki burada parametreleri nasıl alıyor? Boşluklarla mı alıyor? Yoksa tire tire deyip böyle parametreler mi alıyor? Yoksa her ikisini de mi sunuyor? Bunları bir araya toplayıp ortalamasını alın. Sizin CLI'yı da ona uygun bir şekilde getirebilirsiniz. Bunun nasıl bir avantajı oluyor? Şöyle avantajı oluyor. Herhangi bir, yani developerlar, ortalama hani komüniteye baktığınız zaman, onlar belirli tool'ları zaten kullandıkları için sizin tool'u kullanmaya başladığında kendilerini de kendi evinde gibi hissedecekler. Dolayısıyla bu güzel bir deney. Tabii yazılımı, gerçek implementasyon haricinde de bunun bir de dağıtım ayağı var. Dağıtım ayağı bu konusunun, bu oturumun konusu değil ama ileriki sessionlarda bunlara da bakacağız. Yani ben bir CLI geliştiriyorum. CLI'da herhangi bir feature çıktığım zaman, o pull request merge edildiğinde, siz bu CLI'yi otomatik generate edebiliyorsanız ve bunu release'deki artifact'lere, asset'lere attach edebiliyorsanız ve aynı zamanda onu işte Brew ya da Windows özel paket manager'lara gönderebiliyorsanız, bu artık Nirvana'ya ulaştığınızın göstergesidir diyebilirim yani. Bu CLI dünyasında. Çünkü mesela Brief diyorum. Niye? Çünkü Mac kullandığınız zaman genelde şuraya gideyim, download edeyim değil de Brief, işte install Demory dediğinde Mac'e kurabiliyorsa, 10 numara, yeni versiyon geldiğinde onu da anlayabiliyorsa, Brief update de getirebiliyorsa, bu da yine çok güzel bir özellik. Şimdi bu bizim bahsettiğimiz şeyler. Temel anlamda bir CLI'de bulunan özellikler. Onun haricinde yan özellikleri falan da vardı. Yan değil de ana özelliklerinden. Mesela bir işlem yapıyorsunuz. Genelde CLI'da ne yaparsınız? Bir emir verirsiniz, değil mi?
Bu ya write işlemi yapar ya da bir şeyin detayını alırsınız ya da update edersiniz. Nihayetinde bir request gider. Bu request genelde kullanıcıya gözüken bir şey değildir. Ama response geldiği zaman kullanıcının gördüğü kısım. Kullanıcıya işte JSON output'u ver, XML output'u, XML demeyeyim de JSON output'u ver, YAML output'u ver diyebilmek sizin için, yani sizin CLI için güzel bir özellik olabilir. Ya da böyle loading tarzı şeyler verebiliyorsanız bu da güzel olabilir ki hani mesela bir işlem başlattınız, işte dediniz ki bana bir tane memory cluster'ı yarat. Bu eğer 5 dakika sürüyorsa kişiye yani oradaki developer'a bir progressing ya da loading efekti verebilirseniz o da şunu anlayabilir. Ha, şu anda birinci step'te 4 step daha kaldı. Ha bak 2 dakika sonra ikinci step'e geçti. Güzel. Demek ki tamamlanacak. Sıkıntı yok. Şeyini verebilirsiniz. Onun haricinde başka söyleyebileceğim çıktıları hani JSON, YAML'ın haricinde bir tabloya da dökebilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Hani göstereceğiniz data böyle MySQL'den raw çeker gibi veri göstereceğiniz bir data ise table şeklinde göstermeniz de güzel olabilir. Kolonları ve value'larını gösterebilirsiniz bu aşamada. Hüseyin selamlar. Şimdi peki bunu nasıl yapıyoruz? Ben mesela umarım fontu güzeldir şimdi. Bir tane Demory CLI diye bir şey açtım kendime. Bir klasör açtım. Şimdi buradan Go yazarak başlayacağım. Hani fazla uzatmaya gerek yok. Arada soruları da sorabilirsiniz. Asenkron bir şekilde bakıp onları da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ya Go mod init deyip kendimize bir tane modüler Go projesi açıyoruz. Geldik. Şimdi arkadaşlar burada niye bunu proje olarak gösteriyor bu şekilde? Project files. Tamam, böyle daha iyi. Şimdi burada kullanacağımız birkaç tane kısım var. CLI yönetimi için. Şimdi CLI normalde Go'da daha önceden yapmıştık. Komut satırından parametreleri almak için böyle flag nokta parse şeklinde bir şeyler kullanıyorduk Go'da. Şimdi bunu birçok tool'da kullanılan bir altyapı. Belki fark etmemişsinizdir ama bununla ilgili birkaç tane teknoloji var. Yazılmış kütüphane var. Ben bu seçimde Cobra'dan bahsedeceğim. Cobra kullanacağız biz de. Onun üzerinden yürüyeceğiz. Bir de çıktıyı basarken böyle yeşil olsun, kırmızı olsun demek için Color diye bir kütüphane var. Onu kullanacağız. Bir de böyle benim utility olarak kullandığım bir tane indicator var. O indicator'ı kullanacağız. Belirli şeyleri böyle step step hani çıktı da nasıl yansıyor onları görebilmek adına. Şimdi arkadaşlar şöyle şey bağımlılığıyla başlayabilirim. Cobra ile başlayabilirim. Şimdi bağımlılığı eklerken ne yapıyorduk? Go get deyip şu SPF13 Cobra GitHub bakabilirseniz SPF13 Cobra dediğiniz zaman size direkt olarak Cobra'nın bağımlılığını şuraya ekleyecek. Bakalım. Cobra'yı buraya direkt getirdi. Şimdi tabi bunlar indirect bağımlılık oluyor orada. Şimdi temel anlamda şimdi ben en sonunda bunun bir binary çıktısını yaratacağım değil mi? Dolayısıyla bir executable olması lazım. Burada ana klasörün içinde bir tane şey açıyorum. Go dosyası açıyorum. Main. Şimdi şu paketi memory CLI yapmayacağım. Main diyeceğim buna. Tamam mı? Şimdi burada bir tane fonksiyon yazacağız. Hani şöyle başlıyor ya, macera öyle başlıyor. Func main executable'larda zaten görürsünüz içeride main fonksiyonu yanında şimdi şey de gelir. Nedir? Çalıştırma butonu da gelir bir şeyler yazmaya başladığında. Şimdi bu tarz CLI projelerinde ben genelde bir tane CMD diye paket açıyorum kendime. Ne yapacaksam onun altında geliştiriyorum. Şimdi burası böyle bir dursun. CMD diye bir tane paket açıp asıl logic'in hani burası executable'ın başladığı kısım. Yani şöyle diyeyim size. İşte fmt nokta işte print şeyleri yüklemekte biraz sorun çıkartıyor. Tabii. Tamam.
şu bir sapıttı. Şunu bir hemen invalidate cache and restart yapacağım. Invalidate cache and restart. Bu cmd'nin altı demori diye bir tane file açıyorum kendime. Paketin adı şey cmd. Şimdi burada şeyleri tanımlamaya başlıyoruz. Yani komut ne olacak? Nasıl başlayacak? Yani komut sizin o verdiğiniz CLI'nin içindeki komut hiyerarşisi nasıl olacak? O başlayacak. Ama şuraya şeyi yine eklemek istiyorum. Download'u. Evet. Şöyle bir yüklesin. Şimdi İlk komutumu yazmaya başlıyorum. Şimdi komutları en baştan, en tepeden başladığım için buna ben root cmd diyorum. Tamam mı? Bu root cmd'nin değeri şöyle bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar şeyi hatırlayın. Go'da flag parse yaparken bu aslında bayağı statik bir şey. Yani statik metot gibi bir şeydi. Dolayısıyla burada da bu command line tool'larında da şöyle bir şey görürsünüz. Bir tanımlama yaparsınız. Bunun referanslarını bazı yerlere geçersiniz. Genelde bir değişken bir yerden diğer yere atlayarak modifiye olarak devam eder. Dolayısıyla burada bile tanımlamaya başlarken işte kobra nokta dur bakayım şu şeyi bir türlü algılayamıyor ya. Neden böyle yaptın? Bir de VI'den açmaya çalışayım. Bakayım. Şey yok hani direkt olarak şey yapması lazım. Enable etmesi lazım bunu. Indexing. Bir bekleyelim şunu.
Evet, modeli conversation komutu. Tamam. Bağımlılığı bir daha yüklüyorum sıfırdan. Buraya geldi. Tepte değil yani Go modül kullanıyoruz biz ya. Şimdi komut satırından bir deniyorum. Bakalım. Ne diyor? Bekledi şimdi. Go modül aktif. Ya başta çalıştı, sonra bir şeyler oldu ya. Bak aktif. Bunu kapatayım, bir daha açayım bakalım. Şöyle yapayım arkadaşlar. O peti komple sileyim.
Bir daha yapayım sıfırını. Sıfırdan açsın bakalım ne olacak. New window. Tamam. Okay. Şimdi tamam. Configure go. Go detect set as. Tamam. Configure go. Okay. Bunu da yaptık. Şimdi şeyden başlayalım. Go mod init. Go mod init. Onu da ekledik, süper. Sonra go get, şunu da koyalım. Bu bir indeksleme yapabilir. Sonra ne demiştik? Bir directory yaratalım. Tamam, şunu bir bekleyelim. Yani maalesef şeyde bu intelligent idelerinde böyle olabiliyor. Şeyden dolayı bir tane daha cmd yaratalım şurada. Altında demo olacaktı. Demo yok. Şöyle. Cmd şurada demo. Tamam. Var root cmd eşittir. Hele şükür ya. Maalesef şey yapıyor bu. Hani böyle cache'den meşten patlatıyor. Şu anda ekranda yaptıkları gözükmüyor. Şöyle yapalım. Değiştirelim şeyi. Edit. Memory CLI. Tamam. Save. Şu an görüyor olmanız lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yazdığınız bir tool var ya, bu yazdığınız tool'un CLI'ın bir tepeden başlayan bir komutu var. Mesela elinizde diyelim ki Demory diye bir CLI olacak ya. Bu Demory sizin başlangıç, yani komutlar aşağıya doğru gidebilir değil mi? Mesela Demory boşluk, map boşluk, put boşluk, işte key, value, pair'lar veriyorsunuz ya. Bunu böyle aşağıya doğru inen bir hiyerarşi, yukarıdan aşağıya giden bir hiyerarşi gibi düşünün. Burada Demory benim komutumun başlangıç noktası, yani root'u. Şimdi bunu tamamlamak için de root cmd diye bir tane değişken tanımlıyorum. Bunun için de göreceksiniz temelde iki tane parametre vardır. Bir tanesi burada komutunuzun adının ne olacağı. Bu demory, çünkü tepedeki ilk komut, ağaç gibi düşünün. Daha sonradan da bunun ne işe yaradığını kısaca bir açıklıyorsunuz. Mesela ben burada diyorum ki demory is a command line interface. Parantez içinde belirtelim CLI. For Demory and mantıklısı ne olur? Demory for Demory cluster. Tamam. Nihayetinde biz bir şey yapıyoruz burada. Demory cluster'ının üzerinde bir işlem yapabilmek için yaptığımız bir şey. Şimdi burada bir tane execute diye bir komut yapacağım. Genelde bu execute'ü çok göreceksiniz birçok yerde. Nihayetinde sen bir komut dizisi yazdığında, enter'a bastığında bu Cobra burada onu anlayıp parse edip parametreleri bir işlemi çalıştırıyor olması lazım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İlk çalıştırdığım komut ne burada benim? Şey, execute. Şimdi normalde sen execute'ü çağırdığın zaman bu root cmd'nin üzerinde execute'ü çağırıyorsun. Mesela demory'den sonra verdiğin parametreler var ya, bu tepeden çalıştırdığın zaman o parametrelerin hepsini algılayıp uygun bir sırayla bunu çalıştıracak. Eğer burada ben bir herhangi bir hata göremiyorsam ya da hata, yani burada bir hata varsa nil, burada diyeceğim ki log nokta fatal f, diyeceğim ki failed to execute command reason %v, şuraya da diyeceğim ki error. Yani sen herhangi bir komut çalıştırıyorsun ya, herhangi bir komutun çıktısında bir hata olursa bu ana en tepedeki kısım bütün bu errorleri hallediyor olacak. Şimdi gelelim tekrardan şeye, bu bizim main dosyasına tekrardan gelelim şurada, main. Tabii şey yapalım şunu,
demo demeyelim. Şuraya main diyelim. Func main. Bakın burada zaten run şeyi çıktı. Yani düzeldiğini buradan anlıyoruz. Ben burada diyeceğim ki arkadaşlar direkt olarak cmd.execute. Tamam, bu kadar. Ben eğer main'i çalıştırırsam o da gidecek cmd.execute'u çalıştıracak. Örnek run. Tamam, burada böyle bir şey yazdı. Ama diyebilirsiniz ki bu nasıl komut satırı tool'u? Diyebilirsiniz, çok normal. O yüzden şöyle yapayım, biraz daha geliştireyim bunu. Şuraya go build demo diye bir tane şey binary'sinin çıktısını yaratsın. Dolayısıyla ben burada slash demo dediğim zaman demo is a command line interface falan filan. Şimdi altına hiçbir tane komut eklemedik arkadaşlar. Onu şimdi ekleyeceğiz. Şimdi benim genelde kullandığım notasyon şu. Siz bir CLI yazıyorsanız eğer, bu CLI'ın karşı tarafta yapmak istediği bir şey var değil mi? Write, get, bir sürü şey yapar. Bunu neyin üzerinde yapar? Resource'un üzerinde yapar değil mi? Mesela bizde Demory'de map bir resource'tur benim için. Yani map'e bir şey yazarım, map'ten bir şey okurum falan filan. Şimdi öyle durum olduğu zaman ben burada yine cmd'nin altında hani biraz daha böyle şeyleri, nasıl diyeyim, operasyonları ayırmak adına burada map için bir tane şey yazıyorum. Yani diyorum ki burada map için ne yapabilirim yani açıkçası. Daha sonra da burada yine değişen bir şey olmuyor. Aynı şekilde şey komutunu yazacağım. Şimdi Demory'de en tepede komut vardı ya, Demory. Orada başka herhangi bir şey yok. Ama map'e geldiğim zaman yine aynı mantıkla bir çalışacağım. Mesela diyeceğim ki burada yine bu sefer işte map cmd. Tamam mı? Aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok. Referanslı bir şekilde işte Cobra Comment diyorum burada. Daha sonradan şeyin haricinde bakın 100. Bu 100'de ne olacak? Map değil mi? Hani Demory'den sonra boşluk map diyeceğim artık. Daha sonra da burada bizim bir short var. Bu short'a ne yazabiliriz? İşte this allows you to do operations like put, get and delete map items mı? Delete on map data structure. On map data structure. Yani herhangi biri bir işlem yapmaya çalıştığında hani bir şey yazıp enter'a basın hani bir description falan görsün diye onu koyabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada şöyle güzellikler yapabilirsiniz. Aliases deyip burada list of aliası verebilirsiniz. Hatırlayın. Mesela burada m diyebilirim. Şimdi herhangi bir komutun aliası olabilir. Kubernetes kullanan arkadaşlar kubectl get pod da diyebiliyorsunuz. Kubectl get pods da diyebiliyorsunuz. Kubectl get po da diyebiliyorsunuz. Kubectl get deployment diyebiliyorsunuz. Kubectl get deploy diyebiliyorsunuz. Bunların hepsi aliasdan kaynaklanıyor. Hani o tamamen sizin stratejinize bağlı. Ya da Angular CLI kullanıyorsanız frontendçi arkadaşlar orada nasıl ng generate ya da g diyorsunuz. Generate component ya da c diyorsunuz. Değil mi? Bunların hepsi alias. İşinizi kolaylaştırmak için aliasları buraya tanımlayabilirsiniz. Mesela bir tanesi işte map deyip daha sonradan diğerine de map diyebilirsiniz, örnek veriyorum. Yani m ile başlayan başka bir subcommandınız varsa o zaman bu harfleri çoklayabilirsiniz. Buradaki sizin yani burası biraz da sizin hayal gücünüze bağlı. Öyle bakmanız lazım. Şimdi arkadaşlar burada aslında map.cmd'de map komutlarının başlangıcı. Mesela demory map, bundan sonra bir şey getirmemiz lazım. Ne olabilir mesela? Map put değil mi? Onun komutunu da buraya yazalım. Nasıl yazmamız gerekiyor onu da şey yapalım. Onu da diyeceğim ki var map put put cmd. Aynı mantık, değişen bir şey yok. Burada yine cobra diyorum, comment. Burada neleri ekleyeceğiz? Yine 100 diyorum. Burası put. Şey komutuna geldik arkadaşlar. Put fiziksel olarak bir işlem yapacağımız bir komuta geldik. 100'den sonra yine şey diyebiliyorsunuz. Short. Ne diyelim buna da? This comment puts key value pair in to specified
MEB DSGT Army diyebiliriz. Direkt olarak diyebiliriz. Şimdi bu put operasyonunda şey yapabiliyor, koyabiliyor diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daha güzel özellik söyleyeyim size. Herhangi bir komut için herhangi bir komut için arkadaşlar buradaki kullanıcılara şey verebilirsiniz. Please delete comma after get. Okay. This command puts key value pair into specify map. Tamam, bunu söyledik. Şimdi bu komutla ilgili bir example verirseniz sizin için güzel olur aslında. Mesela put komutunu kullanan biri ne yapabilir? Ben şöyle bir örnek verebilirim. Demori put. Sonra diyeceğim ki buraya name sessions. Bu map'in adı. Bakın parametre tire tire name diye verdim. Daha sonradan key'i veriyorum. Key'e de diyorum ki mesela 1, 2, 3. Daha sonradan da diyorum ki value. Value. Buraya da diyorum ki ne diyelim mesela Ahmet diyelim. Tamam mı? Bu da example. Şimdi en tepede bir root vardı. Onun altında bir map cmd var. Buraya kadar bu ikisi komut gibi gözükmüyor. Yani herhangi bir işlem yapmıyor aslında. Demori put. Bir tanımlama. Ama artık şey pardon. Demori map. Map'e put dediğiniz zaman işlemi yapmaya başlaması lazım. Yeah, this is true actually. So you need to put some one comma before the end. Yeah, correct. Maybe you can write on some page and validate it with Grammarly or something like that. Şuraya run i. Bu artık en alttaki komut olduğu için arkadaşlar işin ne yapacağını artık buraya söylemeniz lazım. Mesela burada bir konuya daha gireceğim. Burada şunu diyebilirim. Normalde return nil. Tamam, bunu çalıştırdığım zaman return nil dönsün dedim. Buradan çıktım. Ondan sonra şimdi iki tane komut tanımladım ama bildiğiniz üzere şu iki tanımlamanın runtime'da hiçbir faydası yok. Ya yani böyle burada duran iki tane değişken. Ondan sonra şuraya init. Şimdi arkadaşlar init'in Go'daki görevini biliyor musunuz ne olduğunu? Mesela herhangi bir dosyada, tamam mı? Herhangi bir Go dosyasında init fonksiyonu yazıp içinde herhangi bir şey yazarsanız bu şu anlama geliyor. Bu paketi, bu dosyayı herhangi bir yere import ederseniz mesela map Go'yu ben main.go'nun içinde import ediyorum değil mi? Ya da demo'nun içinde import ediyorum. Otomatik olarak init fonksiyonu çalışır arkadaşlar burada. Siz bir şey, bunu çağırmasanız da çağırsanız da init fonksiyonu otomatik olarak çalışır. Bunu Java'cılar şöyle düşünebilir. Aynı şey gibi Spring'i initialize ederken post construct gibi çalışır. Şeydeki karşılığını JavaScript'teki ya da TypeScript'teki tam karşılığını diyemeyeceğim ama şey gibi olabilir. Export default. Mesela TypeScript'te herhangi bir şey include ettiğiniz zaman export özellikle bir şey vermediğinizde export default deyip yani bir TypeScript JavaScript dosyasının içinde birden fazla exportunuz olabilir. Ama şey tanımlaması da yapabilirsiniz. Export default deyip bir şey verirsiniz. Herhangi biri onu import ettiği zaman kendi tarafına otomatik olarak onu dışarıya import eder. Ön tanımlı olarak bu olabilir. PHP'deki karşılığını bilmiyorum. Ama anlayan anlamıştır. Şimdi şuraya Demori'ye ben gidip Demori'de burada ben map'i çağırdığım zaman ya da burada herhangi bir şekilde bu init fonksiyonu otomatik olarak çağrılır. Şimdi init fonksiyonun içinde ne yapacağım? Yukarıdaki komutların meşhur olmasını sağlayacağım. Şimdi öncelikli olarak şöyle diyorum. Bir root cmd'miz vardı ya şeyde Demori'nin içinde. Buna komut ekliyorum arkadaşlar. Diyorum ki benim map cmd'mi buraya ekler misin diyorum. Şimdi tepede bir parent vardı root. Altına bir tane child ekledim. O da map cmd. Sonra map cmd'nin içinde bir komut daha ekliyorum. Buna da diyorum ki map put
yemedi. Buradaki şey mantığı anlayabildiniz mi? Root'a map'i ekliyorum. Map'e de map put'u ekliyorum. Hiyerarşik bir ilişki var burada. Ben buraya liste eklediğim zaman da şey gibi düşünebilirsiniz. Yani neyse burada çizemedim. Daha sonra bittikten sonra şey yaparım. Init sıralamasını bilmiyorum arkadaşlar nasıl olduğunu ama çok kolay denenerek anlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi root'a map'i koyduk. Map'e map put'u koyduk. Yani bir parent. Aşağıda da iki tane child var alt alta. Dede, çocuk, torun gibi düşünebilirsin. Dede, baba, torun. Şimdi arkadaşlar benim map put cmd'yi biraz elin yüzünü düzeltmem lazım. Çünkü map put cmd dedik ama örneğe bakıyorsun. Name var, key var, value var. Bunların ne olduğunu hiç bahsetmedim burada. Şimdi diyeceğim ki burada şöyle map, şuradaki map put'u cmd'nin parametreleri var değil mi? Flex. Bu flex'te arkadaşlar mesela birinci parametresi işte string var. Buraya şey diyebiliyorsunuz. Şimdi burada dedik ki hep referanslarla çalışıyor diye. Burada temel anlamda arkadaşlar bu dosyanın içinde benim global olarak tuttuğum şöyle değişkenler var. Mesela var map name. Bu string. Map'in adı arkadaşlar bu. İşte map map key string. Bir de var map value. 3 tane değişkenim var. Ben bunu nerede kullanacağım? Yani bu burada muhtemelen bunu map ile ilgili işlemlerde kullanacağım, değil mi? Mesela birinci parametrem map name. Burada şunu diyorsun. Hani şurada name var ya şu kısım. Orayı buraya yazıyorum. Name. Burada bir parametre de daha var. Şurada value, hani default value. Şunu şimdilik buraya bir şey koymuyorum. Ama bir de bunun description'ı var arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Name of the map diyebiliriz. Değil mi? Bunu çoklayacağım. Çoklayacağım. İkincisi map key. Bir de arkadaşlar map value. Burası key. Şurası da value. Bu ne? Name of map. Key of map item diyebiliriz. Buraya da value of map item. Tamam. Bir de arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunları verdik hani dedik ki bu map put komutu name, key, value diye 3 tane parametreleri. Burada arkadaşlar şuradaki tanımlamaya göre de yapabilirsiniz. Biraz seçenekleriniz fazla. Mesela map put flex. Şuradaki seçeneklere bakabilirsiniz. Mesela ne var? Var burada. String var. Bool, bytes, hex var var. Mesela duration var. Bir sürü değer var ama galiba struct olanı falan hiç kullanmadım. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Buradaki her bir parametre yani farklı farklı şey dediğinizi anladım. Bir struct içinde name key value var. O notasyonu kullanmadım. Çünkü ayrı ayrı burada özellikle onu vermek istedim. Zaten listede de kolayca struct diye gözükmüyor. Varsa illaki vardır kolaylık olsun diye. Şimdi map put burada hangi flex required yani hangi field'ın required olacağını burada belirtebiliyorsunuz. Mesela ben burada diyorum ki name field'ı require olacak diyorum. Şimdi bak diyor ki burada bir error dönüyor. Bunu handle et. Şimdilik bunu şöyle yapalım. Es geçebilir miyiz? Yani burada ne gibi require ederken ne gibi bir hata dönebilir bilemedim. O yüzden şimdilik şöyle bırakalım. Şimdi arkadaşlar pardon. Tamam. Şimdi böyle bir yapı oluşturduk ama bunun ne yaptığına bir bakalım mı? Yani bize çıktısı, bize şu anda nasıl bir şekle büründü ona bir bakalım. Go build demory. Öncelikle bir demory'yi kendi haliyle bir çalıştıralım. Bakın. Komutlar yani şekli biraz daha çoğalmaya başladı yani çıktısı. Şimdi inceleyelim. Demory is a command line interface for Demory cluster usage. Demory command.
Available comments, completion help. Şimdi bak bunları görüyor musunuz? Help dediğinde size aslında bu çıktıyı verecek. Yani neyin help'ini istiyorsan onun açıklamasını yapacak. Peki Hüseyin bu help'in detayını nereden alıyor? İşte buraya yazdığınız, şuraya yazdığınız açıklamaların ciddi önemi var. Yani buradaki field'ların anlamı ne? Yukarıdaki komutların anlamı ne? Buraları atlamamanız lazım. Çünkü oradaki field'lar kullanılarak bu Cobra size böyle bir güzel çıktı yaratıyor. Orası önemli. Completion dediği şey arkadaşlar, completion'ı çalıştırırsanız, mesela şöyle demo'yu completion, şöyle completion dediğiniz zaman arkadaşlar bakın 5 fish, PowerShell ve ZSH için size completion script'i yaratıyor. Completion mesela ben ZSH kullanıyorum. ZSH. Bunu dediğiniz zaman size fonksiyon çıktısını veriyor. Bunu ZSH'ın içinde custom function'ların içine koyabilirsiniz. Ya da PowerShell kullanıyorsanız orada nasıl ekleniyorsa oraya ekleyebilirsiniz. Bir kere mahsus ekliyorsunuz. Daha sonradan siz demo'yu yazıp tab'e falan bastığınızda otomatik olarak, autocomplete olarak siz autocomplete'i güzel bir şekilde yapabiliyor. Bu bir özellik. Şimdi şeye bir daha bakalım. Demory help diyelim mesela. Aslında demory help dediğiniz bu çıktığın aynısını veriyor. Flaglere bakıyorsunuz. Ya he ya da help. Şimdilik ama bu seviyede sana sağlayabildiği flag sadece he. Yani help'e bak. Peki bir seviye ileri gidelim arkadaşlar. Demory map. Demory map dediğim zaman bir şeyler eksik ya. Eksik olduğu için help'i bastırıyor. Diyor ki usage demory map comment aliases, bak aliasları veriyor. Map de olabilir, M de olabilir. Yani ben buraya demory M desem yine aynı şeyi basacak. Available comments put. Bak burada çıktısını da vermiş. Şimdi burada o zaman bir map put diyelim. Bunu yazdığım zaman arkadaşlar bakın bu sefer daha da detaylı şeyler vermeye başladı. Diyor ki required flags name not set. Sadece bu değil tabi. Hani key value de önemli bu arada. Diyor ki böyle bir kullanımı var. Flag'i var. Bak örnek de bu diyor. Demory put name session key value. Ahmet böyle bir kullanımı var diyor. İstersen kullan diyor bunu. Kullanalım. Ve bakın buraya. Failed to execute command reason required flags name not set. Bunu yaptım. Ha, pardon ya. Yani şöyle. Unknown comment put şeyi yazmadık mı? Ha tabii map şey example'ı yanlış yazdık arkadaşlar. Onu değiştirmemiz lazım. Map. Şimdi bunu yaptık. Hiçbir hata vermedi. Ama hiçbir çıktı da yapmadı orada. Şu example'ı yanlış mı veriyor? Demory put diyor bana ya. Niye öyle diyor acaba? Example'ı halbuki şey verdim. Demory map put dedim. Neyse bir şey var mı? Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi burada sizin yapmanız gereken put'un içindeki şu run dediğinizde buradaki logiği artık siz yazacaksınız. Şimdi bizim case'de şu Demory'nin bir Go SDK'yi var. O daha tamamlanmadı. Onu burada şimdi kullanmayacağım. Ama size bazı random ya da örnek datalarla bunu nasıl şekillendirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ben buraya mesela şunu desem ne olurdu? fmt.println diyeyim mesela. Diyeyim ki işte map put success dedim. Example'da map yok mu? Burada var. Şeyde bizde yok mu? Ha tamam. Okey. Pardon arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle bir şey koydum arkadaşlar. Map put success diye bir şey dedim. Bir daha yapalım şunu. Go build. Ve komutu tekrarlayalım. Bak böyle map put success diye bir şey verdi. Bunu biraz daha komut satırı tool'larına uygun bir şekilde dönüştürebilir miyiz? Ona bakalım. Bir tane color paketi var arkadaşlar. Go get Fatih color.
Şimdi color diye bir paket ekliyorum arkadaşlar. Bak bunun şöyle bir güzelliği var. Burada FMT printlene yerine şöyle bir şey diyebilirim. De diyelim şunu. Color nokta. Mesela başarılı bir şekilde bir şey yazdıracaksınız, değil mi? Mesela şey diyebilirim. Yüzdesi eşittir. Yüzdesi is added to map. Yüzdesi. Şimdi burada birinci string aslında şu. Map. Map key virgül map value is added to map name. Şimdi bir de bu haliyle bakalım. Build. Aman ya. Bakın şimdi biraz daha yeşil gözüküyor değil mi orada? Yeşil. Burada şeyi veriyorsunuz. Hani biraz daha bu başarılı oldu gibi havası veriyorsunuz burada. Bunu çoklayıp şey deseydim. Diyeyim ki actually it has failed. Just kidding. Bu sefer de hiçbir parametre falan yokmuş gibi. Şöyle verelim. Hatta şuraya bir şey koyalım. Red. Tamam. Şu kısma da diyelim ki time nokta sleep 3 diye. 3 çarpı time nokta second. Şimdi arkadaşlar bir daha yapıyorum. Bu yield. Olay böyle. Yani ben bunu burada Go seviyesinde bunu yazdığım zaman implementasyonu yaptığımda başka işletim sistemlerine geçtiğimde bunu nasıl print edeceğim, kırmızı nasıl oluyor onunla uğraşmama gerek yok arkadaşlar. Böyle bir sizin için güzellik. Peki başka ne yapabilirim? Şöyle düşünün. Biz mesela şey yapacağız. Mesela iteratif yaptığınız şeyler var diyelim. Ben diyorum ki batch halinde işte 1 milyon tane datayı batch halinde cluster'a yaz. Şimdi bunu böyle onluk batch halinde o 10, 20, 30, 40, 50, 60 tane yazdı falan diyebilmek için şöyle bir yapı kullanabilirsiniz. Yani en azından benim şimdiye kadar toplayıp kullandığım bir yöntem. Bunun arkadaşlar birçok örneğini şeyde görebilirsiniz. Yani popüler şeylere baktığınız zaman, projelere baktığınız zaman orada bu tarz kullanımları görürsünüz. Bunu daha önceki projelerimden alıp öyle kullanacağım burada. Şimdi arkadaşlar util diye bir paket açıp onun altına demo indicator go diye bir şey açtım. Bu aslında demo indicator şu arkadaşlar. Bir tane struct düşünün. Load indicator diye. Bunun bir startı var. Position, is active message falan filan bazı bilgileri var. Şu import'u da açalım. Şöyle. Şimdi bu arkadaşlar şu mesela içinde startı var. Stop'u var. İşte ondan sonra set step'i var. Mesela birinci step bitti. İkinci step'e geçtim. Sonra üçüncü step'e geçtim. Bunları belirtmek için bazı fonksiyonlar var içinde. Nihayetinde de arkadaşlar bu progress falan, progress bar'ın falan bastırıldığı bir yapı. Bu bir utility, pure go ama arada şeyler de serpiştirilmiş. Şu color'la gelen yerler de serpiştirilmiş. Ama şunu zaten hatırlarsınız. Bir loading düşünün. Böyle yuvarlak çizen bir loading. Yani her frame'de bunlardan bir tanesini print ediyor. İşte yeni line, hani line'ı clear eden bir de progress bar'ın genişliği. Şimdi bunu bir yerde kullanalım arkadaşlar. Çok şey temel anlamda. Mesela burada time nokta second dedik ya, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Örnek veriyorum. İşte new şu. Mesela ne diyebiliriz? Starting diyelim şuna. Starting. Kaç step'ten oluşuyor? Bir step'ten. Yani burada ben bir şey yaz diyeceğim. Bir step'te bana yazacak. Şunu çıkartıyorum şimdilik. Sanki şurada bir time nokta sleep deyip işte 4 çarpı time nokta second diyelim şuna. Akabinde arkadaşlar şöyle bir şey olduğunu düşünün. Şunu bir değişkene atayım. Şuna diyeyim ki bu bir indicator'dır diyeyim. Tamam mı?
Daha sonra da burada indicator.start dedim. Sanki burada bir 4 saniyelik işlem yapıyor, bekliyor gibi düşünelim. Daha sonra da yazdırdıktan sonra time nokta şey pardon. Şuraya da şey diyelim. Şöyle. Time pardon indicator nokta stop. Bakalım bu bize nasıl bir çıktı verecek, ona bakalım. Bakın. Starting. Sonra böyle yazıyor. Peki bunu daha geliştiremez miyiz ki? Tabii ki de geliştiririz. Mesela diyelim ki 50 tane item yazacağım, tamam mı? Siz bir şekilde 50 tane item eğer 10-10 gönderiyorsanız onu hesapladığınızı düşünüyorum. Burada şöyle bir geliştirme yapıyorum. Diyorum ki bunun 5 tane step'i vardır diyorum toplamda. Tamam mı? Sonra burada start diyorum. Burada bir bekleme var. Beklemeden sonra şuraya stop demeyeceğim de diyeceğim ki set step. Mesaja diyeceğim ki şöyle. Diyeceğim ki first batch is completed. Ne kadar kaldı geriye? 4 step kaldı değil mi? Şunu alayım şöyle. Şimdi birincisi bitti, ikincisi bitti, üçüncüsü bitti, dördüncüsü bitti. Şuraya da hepsinde de azalıyor. 3 tane kaldı, 2 tane kaldı. Recurrence, ha pardon arkadaşlar, şu 1, şu 2, şu 3, bu 4. Son bir tane daha yapalım. Bu da 5. 5. Şurada da 5 diyelim. En sonunda da şurada indicator nokta stop. Tamam arkadaşlar. Şu 2 4 saniye biliyorum sıkılırsanız. Şunları 2 yapalım. Bir daha build edelim. Şöyle biraz şöyle yapayım. Tamam. Burada da diyeceğim ki şöyle. Indicator henüz ki gözüküyor. O kadar şey yapabiliyorum. Bash trap gibi sinyalleri proseslere nasıl permit edebiliriz? Arkadaşlar hiçbir fikrim yok açıkçası bash trap ile ilgili. Şu bir daha göstereyim. Bak her işlem bittikten sonra oradaki step'i görüyor musunuz? Hem çubuk ilerliyor hem de indicator yapıyoruz. Bak burada da bir de loader var. İşte o. Bir daha çalıştırayım. Bak şuradaki frame'de her bir frame için bir tane şey animasyon. Kendi etrafında dönen bir yılan gibi yani. Şimdi arkadaşlar bu neredeyse bir saate doldurmak üzereyiz. Aslında burada yaptığımız çok temel bir şeydi. Bunun sınırı yok. Yani çok güzel gerçekten kullanımları var bununla ilgili. Yok yok. Doğru diyorsun. Yani copy paste yaptım ya. O yüzden doğru diyorsun. First, second, third, tamam. Şimdi buraya kadar yaptıklarımız çok temel şeylerdi. Dediğim gibi table çıktısı üretme, ondan sonra JSON YAML output üretme, mesela wait parametresi koyabilirsiniz. Eğer uzun süren bir işlem varsa işlemi başlattıktan sonra bekleyebilirsiniz ya da bekletmeyip ben bunu başlattım deyip daha sonradan adama komut verip statüsünü buradan bakabilirsin, editebilirsin. Mesela ne olabilir? İşte Amazon'da EC2 makinesi yaratıyorsun. Dedin ki AWS EC2 run instance parametreyi verdin. Sonra dash wait dediğin zaman makine yaratılırken status running'e geçene kadar bekler. O komut satırında orayı bloklar. Ama wait vermezseniz mesela örnek veriyorum. Onu yaratmayı başlatır, sana der ki ben bunu yaratıyorum şu anda der. Siz de gidip AWS EC2 get instance deyip oradan instance'ı ya da describe instances deyip oradan instance'ın statüsünü kendin bakabilirsin gibi. Bunun gibi şeyler var. Güzel parametreler var. Şimdi uzun hedefli buradaki amacımız ne? Uzun hedefli buradaki amacımız memory cluster'ında sana sen ne yapabiliyorsan map, list, cache'le ne yapabiliyorsan
aynı özellikleri bu CLI'da da verebilmek. CLI'da çok basit bir şekilde kullanabilirsin. Kendi CI/CD pipeline'ına koyabilirsin. Bir şeyi test ediyorsun. İşte diyeceksin ki burada cluster'ı yaratmak yok gerçi de. Hani bazı şeyleri put edeyim, get edeyim, çıkartayım, onları yapmak istersen o şekilde olabilir. Ya da diyelim ki Demory cluster'ının Go SDK'i var ama Java SDK'i yok. Java kullanan bir şirkette bunu çok hızlı nasıl test edebilir? CLI indir, Windows bile olsa oradan kullan gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar aslında.